Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde jQuery'de hiyerarşik düzenlemeler konusuna değineceğiz. Hiyerarşi ast üst ilişkisi anlamındadır. Web tasarımında ise en bilindik hiyerarşi yapısı HTML DOM ağacıdır. Örneğin bu gördüğünüz HTML yapısı aslında bir HTML DOM'dur. Örneğin head ve body etiketlerini HTML'in dışında tanımlamayız ya da HTML etiketini head'in ya da body'nin içinde tanımlamayız. Böyle bir hiyerarşi vardır. HTML her zaman head ve body'den daha üstündür. Bu DOM ağacı anlamına geliyor arkadaşlar. Ast üst ilişkisini belirtiyor. Şimdi bu DOM ağacında yapabileceğimiz yani HTML'deki hiyerarşik düzeni etkileyebileceğimiz bazı jQuery fonksiyonlarını öğreneceğiz. İlk olarak siblings ile başlıyorum. Siblings dilimizde kardeşler anlamındadır. Bu fonksiyon ile bir HTML yapısındaki istenilen elementin kardeşi ya da kardeşleri seçilebilir ve gerekli düzenlemeler yapılabilir. Ben de bir liste var arkadaşlar. Sırasız liste. 5 tane elemanı var. Bunlar üzerinde manipülasyonlar yapacağım. İlk olarak dolar işaretimle jQuery'yi tanımlıyorum. Daha sonra nt child ikinci çocuğunu seçiyorum arkadaşlar. Bu liste elemanı, liste elemanı 2'yi seçiyorum. Daha sonra siblings diyorum. Ardından CSS ile düzeltiyorum. Medium slate blue olsun. Orta şeker mavi olarak tanımladım. Şimdi dedik ki arkadaşlar ikinci elemanı seç. İkinci elemanın kardeşlerini yani bunun kardeşleri diğer liste 1 elemanı 1, liste elemanı 1, liste elemanı 3, liste elemanı 4, liste elemanı 5 şekli yani. Liste elemanı 2 dışındaki diğer elemanları seçtim siblings ile. Daha sonra bunların renklerini değiştirdim. Hemen bakalım. Bu arada ben Chrome Plus kullanıyorum. Cool Nova diye de geçiyor. Tavsiye ederim. Güzel bir tarayıcı. Gördüğünüz gibi diğer kardeşlerin rengini orta şeker mavi olarak belirledik. Şimdi children fonksiyonundan bahsedeyim. Children dilimizde çoğunuzun bildiği gibi çocuklar anlamına gelmektedir. Bir elementin alt elemanlarını seçmeyi ve bu elemanları düzenlemeye yarıyor. Bu listemi arkadaşlar şuradan aldım. Hatta şöyle alayım. Kaçtan alsam diye düşünüyorum. 5'ten alayım. Ve alt olarak şunları ekliyorum. Yani listemin içinde 5. elemanda başka bir liste oluşturdum. Alt bir liste oluşturdum. Daha sonra bunları biraz uzatayım. 6 ve 7 olsun bunlar da. Şimdi arkadaşlar bu alt listeyi seçeceğiz children ile. Bunun için liste içinden şurayı siliyorum. Children diyorum. Ve CSS'lerini yine color'ını medium slate blue yapalım. Dedim ki liste elemanının çocuğu varsa bunların renklerini orta şeker mavi yap. Liste elemanında çocuğu olan tek eleman liste elemanı 5'tir. Yani onun da UL şeklinde bir çocuğu var. Ve bu çocukların rengini orta şeker mavi yap dedim. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi renkleri bu şekilde değişti. Çocukların renkleri. Şimdi arkadaşlar next ve next all metodu var. Next seçilen elemandan bir sonraki elementi, next all ise seçilen elemandan sonraki tüm elementleri seçmek için kullanılıyor. Hemen bir örnek de göstereyim. Liste elemanı 3'e class deneme atadım. Bu arada class'ı stil olarak tanımlamanıza gerek yok jQuery'de çalışırken. Bu kısmı sildim. Liste elemanı içinde deneme sınıfını bul dedim. Liste elemanlarını. İçinde deneme sınıfını bul. Deneme sınıfından sonraki elemanımı
rengini color medium slate blue olarak değiştir diyorum. Liste elemanı 3'ten sonraki eleman 4 olduğu için sadece bu elemanın rengi değişecek. Next all deseydim diğer altındaki tüm elemanlar değişecekti arkadaşlar. Bu şekilde. Oldukça kolay bir kullanımı var. Şimdi preview ve preview all'dan bahsedeyim. Next'in tam tersi. Seçilen elemandan önceki elemanı ya da elemanları seçer ve düzenler. Örneğin buna bir preview diyelim. Üçüncü elemandan önceki eleman, yani liste 2, liste elemanı 2'yi rengini değiştireceğiz. Bu şekilde değişiyor. Preview all dediğimde bütün hepsi değişiyor. Bu sefer 1 de değişecek. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi closest ve parents'dan bahsedeyim. Bunlar oldukça sık kullanılıyor ikisi. Closest dilimizde en yakın anlamına gelmektedir. Closest jQuery ile seçilen elemana en yakın olan elementi seçmeye ve düzenlemeye yarar. Parent ise ebeveynler anlamına gelmektedir. Yani anne babalar. Parent ise seçilen elemanın tüm ailesini seçer ve düzenler. Şimdi yine bu sefer deneme sınıfımı alıyorum. Üçüncü sınıfıma koyayım. Closest diyorum arkadaşlar. Liste elemanlar içinde deneme sınıfını bul. En yakın UL etiketinin rengini değiştir diyorum arkadaşlar. Dikkat edin. En yakın hangisi? Liste elemanı 5 içinde kullandığınız. Sadece bunun rengini değiştir diyorum. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sadece burası değişti. Parents kullanırsam arkadaşlar. Tüm aileyi değiştir demek yani. Bütün hangi aileden geliyorsa o ailenin tüm renklerini değiştir demek. Ve tamamen hepsinin değiştiğini göreceksiniz. Ve son olarak find'ı anlatıyorum arkadaşlar. Find dilimizde bulmak anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Eğer nokta atış yapmak istiyorsanız bu fonksiyonu kullanmalısınız. Yine aynı şekilde kalsın. UL içinde find ile deneme klasını bul ve bu sınıfın rengini değiştir yani. UL'lerin içinde deneme sınıfını bul ve o deneme sınıfının rengini orta şeker mavi olarak değiştir. Sadece alt liste elemanı 3 değişecek arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu şekilde bir nokta atışı yapabiliyorsunuz. Hiyerarşik düzenlemeler böyle arkadaşlar. Oldukça basit. Daha çok fonksiyon var ama sizi sıkmamak adına anlatmıyorum. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.